Merhaba sevgili gençler, hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı yazılı örnek soru kitapçıkları yayınladı. 12. sınıf, 1. dönem 1. ortak yazılı konu dağılım ve örnek e, senaryolar tabloda verilmiş arkadaşlar. Üstel ve logaritmik fonksiyondan soru tipleri var. Logaritma fonksiyondan sorular var ve gerçek sayı dizilerinden örnek sorular var. Gelin bunları birlikte çözelim. Dört basit bir tane de karmaşık zor e, soru sorulmuş arkadaşlar. Birinci sorudan başlayalım. Yazılı sınavında muhtemelen bu soru tipleri karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Hemen çözüyoruz. 5 üzeri 1 bölü 3 olduğuna göre 5 üzeri 2 eksiğim ifadesinin değeri nedir? Bunu üstü sayılar konusundan şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. A üzeri n ve A üzeri n varsa bu a üzeri n eksi m şeklinde yazılıyordu. Yani eksi olunca aşağıya götürüyoruz. O zaman burayı 5 üzeri 2 ve 5 üzeri m şeklinde yazabilirim. Peki 5 üzeri 2 25'tir. 5 üzeri m değeri burada 1 bölü 3'tür. Bunu yerine yazdığımda birinci ifade aynen yazılır. İkincisi ters çevrilir çarpılırsa sonuç 75 olmuş oluyor Birinci sorunun cevabı bu. Bu kadar. Geçtik ikinci soru. Yine logaritma fonksiyonu tersini soruyor arkadaşlar. Tersi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın y eşittir. Y f Logaritma 3 tabanında x artı 2 verilmiş. Biz ok yay yöntemini kullanıyoruz. Ok yay şöyleydi. 3 geliyordu bu y'yi havaya kaldırıyordu. Tersini x'i yalnız bularaktan buluyoruz. 3 üzeri y kime eşittir arkadaşlar? Buradaki şuradaki sayıya eşit. x artı 2 eşit. 2 eşitliğin diğer tarafına attığımızda x eşittir. 3 üzeri y eksi 2. Bu x yalnız kaldıysa fonksiyon tersini şöyle sonuçlandırıyorduk. x gördüğümüz yere f'in tersini yazıyoruz arkadaşlar. y yerine de x yazacağız. 3 üzeri x eksi 2. Aradığımız cevap 3 üzeri x eksi 2'dir diyoruz. Geldik üçüncü soruya arkadaşlar. Üçüncü sorumuz şudur. Bakın logaritma 3 tabanında 27 nasıl çözülüyor? Logaritma 3 tabanında 27 3'ün üçün 3. kuvvetidir. 3'ün üçün 3. kuvveti. Burada logaritma özelliğinden dolayı bu üst başa çarpı olarak şapka düştü diyoruz. 3 çarpı olarak geçiyor logaritma 3 tabanda 3'te 1 değerine eşit 3 kere 1 3 yani şurası 3 olmuş oldu. O zaman logaritma 4 tabanında 5 ile 3'ü toplarsak 8 oldu. Bunu devam ettirirsek bakın şurada 8 2'nin 3. kuvvetidir ve 4 de 2'nin karesidir. Buradaki 3 ve 2 sayılar başa çarpı olarak geçiyor. Yani 3 bölü 2 olarak. Yani üst üste geçiyor. 2 de 6 olduğu için 6 yazıyoruz. Logaritma 2 tabanda 2. Bu biraz önce de vardı. Bu 1'dir arkadaşlar. 3 bölü 2 ile çarparsak cevabımız 3 bölü 2'dir. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Anlaşılmayan bir husus olursa yorumlara yazın. Size detaylı açıklama yaparım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü soru. Dizilerle ilgili Şöyle bir soru. Kaçıncı terimi 49 bölü 17'dir. Yani birinci terim demek A yerine 1 yazıyoruz. N yer, burada N yerine 1 yazıyoruz. 3 kere 1 3 1 daha 4. 4 bölü 2'den 2 olmuş olur. Birinci terim. Aynı şekilde mesela ikinci terim demek 2 yazıyoruz. 3 çarpı 2 artı 1. 2 artı 1'den 6 1 daha 7. 7 bölü 3 oluyor. Hangi terimi 49 bölü 17'dir? Bakın eğer 16 yazarsanız 16 bir daha 17 yani ben şöyle yazayım. 3n artı 1 n artı 1 ne zaman 49 bölü 17 olmuş? Buradan kısaca içler dışlar çarpımı yaparsanız 49n artı 49 eşittir. 3 çarpı 17 51n artı 17. 49'u eşitliğin diğer tarafına atarsanız 2n 17'yi bu tarafa atarsanız 32 olur. En eşittir. 16'dır. Yani biz diyoruz ki kaçıncı terim? 16. terim. Yani A16 bizim aradığımız cevaptır. 16 yerine yazdığımızda 17, 48, bir daha 49 direkt görünebilir bir sorudur arkadaşlar. Çok zor değildir. Geçtik. 5. soru. Bu da aritmetik ve geometrik dizi ile ilgili arkadaşlar. İlk terimi 5, ortak farkı 4 olan bir aritmetik dizinin 15. terimi. Hiçbir şey bilmeseniz kısaca şöyle yapabilirsiniz. 5 ve 4'er ortak fark 4 olduğu için 4 ekliyorsunuz. 9 oluyor. Böyle bir dizi oluşturuyorsunuz. 4 ekliyorsunuz arkadaşlar. 13. 4 ekliye ekliye işte 17. On 15. On terime ulaşabilirsiniz. Veya kısa yolu şudur. İlk terim 5. Ortak fark D eşittir 4. Bizden 15. terimi soruyor arkadaşlar. Şimdi bu şudur. Şöyle düşünüyoruz. A15 ile A1 arasında A1 arasındaki fark 15'ten 1 çıktı. 14 çarpı fark. Yani 14 kez 4 ekleyeceğiz. 14 çarpı. Yani 15'ten 1 çıktı. kısaca formül şu. An eksi A1 eşittir n eksi 1 çarpı d'den bulabilirsiniz. n eksi 1 çarpı d formülünden düşünebiliriz arkadaşlar. Peki. E, A15 belli değil. A15 14 çarpı 4. O da A15 eşittir. 14 çarpı 4 56 56'ya 5 eklersek 15. terimimiz 61 olur. 61 Trabzon'dur sevgili gençler. Evet ilk senaryonun e, yazılı soruların örneklerini çözmüş bulunmaktayız. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa video beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bu soruların devamı gelecek arkadaşlar. Dört farklı senaryo soruları var. Hepsinin çözümünü yapacağım size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.